iLoveTV.gr. Μπες, δες. İdeallik mi doğdun sen? Hayır, gayet 9 aydım. O zaman doğduktan sonra tepesi düşürdüler seni. Ya şimdi bu esprilerin sırası mı? Hem bayat, kötü. Senin kadar zeki bir adama hiç yakışmıyor. Ya bazen öyle yerlerde öyle şeyler söylüyorsun, gerçekten seni boğmak istiyorum. Ne? Ne gülüyorsun? Bak, işe yaradı işte. Ne işe yaradı, ne diyorsun? Biraz önce sinirliydin, sinirini benden çıkardın, rahatladın. Değil mi? Kabul et, ben de dişime hoşuna gidiyor. Devo dire che sei un buon compagno. Küfür ettin sen? Küfür ettin. Hayır etmedim. Küfür ettin işte. Hayır etmedim. Kompanse mompanse. Türkçe meğerini söyle o zaman. Öyle ortalıkta İtalya'da yaşayan iş adamıyım falan diye dolaşıyorsun ama... bence git biraz İtalyanca ders al. O zaman tekrar alayım. Yemezler. Söyle söyle. Hayır. Onlar arıyor. Aç ama sakin konuş. Efendim? Elifciğim, ben Sıtkı. Beni arıyormuşsun. Evet, ne vardı? Allah annen seni Kadir gecesinde doğurmuş Elifciğim. Sana bir iyilik yapayım istiyorum. Tabii kardeşini bulmak istiyorsan. Ne istiyorsun, söyle. 1 milyon lira. 1 milyon liramı getir, Metin'in kardeşini nerede sakladığını söyle. Neden bana yardım ediyorsun? Para için. Paramı getirmezsen... konuşmayı unut. Ha. Metin'e de bir şey söylemeye kalkarsan... anam avradım olsun, öyle bir hikaye yazarım ki... seni lime lime eder. Tamam, neredesin söyle, hemen getireceğim parayı. Sen parayı hazırla. Ben seni gece yarısından sonra arayacağım. Benim hemen parayı bulmam lazım. Bir dakika, bir dakika. Bu bir tuzak olabilir. Bu adam niye durduk yere sana yardım etmek istesin ki? Para için. Belli ki Metin'le aralarında bir problem çıktı. Çok olası değil mi? Hem sen haklı çıktın. Karısı aradı. Bizim eve geldiğimize haber verdi. O da biz olduğumuzu anladı. Bana fazla tesadüf geldi. Ömer, bana arkanı dönme. Sen olsan da olmasan da ben o buluşmaya gideceğim. Elif bak, orada her an çatışma çıkabilir, tamam mı? Umurumda değil. Beni Nilüfer'e götürecek her şeye razıyım. Benimle geliyor musun? Dünya ne saçma fikri de olsa sen oraya tek başına yollamam zaten. Annen arıyor. Benim annem mi? Aynen. Senin numaranın onda ne işi var? Tayyarlardayken almıştı. Bravo. Yani gerçekten annemin bu iletişim hızına yetişemiyorum. Merhaba Zerrin Hanım, nasılsınız? Akşama şirket çalışanlarına moral motivasyon gecesi var. Elif söylemiştir zaten. Geliyorsunuz beraber değil mi? Tabii tabii, geliyoruz. Akşam görüşürüz. Tamam, tamam Zerrin Hanım. Görüşmek üzere. Sağ olun, sağ olun. E neden geliyoruz dedim, beraber olduğumuz her an bizim için risk. Yani yakında foyumuz ortaya çıkar. Yanındayken Elif seni arayabilir. O yüzden yanında olmak istiyorum.